Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü ve her şeyi bilen Allah tarafındandır. O günah bağışlayıcı, tevbe kabul edici, azabı şiddetli, kerem sahibi Allah'tandır ki ondan başka ilah yoktur. Hem dönüş onadır. Allah'ın ayetleri hakkında ancak kafirler mücadele ederler. Şimdi onların beldeler içinde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi, arkalarından da çeşitli topluluklar yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalamak kastında bulundu. Hakkı batılla gidermek için boşuna mücadele ettiler. Ben de onları tuttum, alıverdim. Bak o zaman azabım nasıl oldu. İşte o nankörlük eden kafirlere Rabbinin azap sözü öyle hak oldu. Onlar mutlaka cehennemliktirler. Arşı taşıyanlar ve onun etrafındakiler Rablerinin hamdiyle tesbih ederler. Ve ona inanırlar. İman etmişler için de şöyle bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Hem onları, hem onların atalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden iyi olanları kendilerine vaat buyurduğun adın cennetlerine koy. Şüphesiz çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan sensin. Onları fenalıklardan koru. Sen her kimi fenalıklardan korursan, o gün muhakkak onu rahmetinle yargılamışsındır. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. O kafirlere mutlaka şöyle bağırılacaktır. Elbette Allah'ın buğzu sizin nefislerinize buğzunuzdan daha büyüktür. Çünkü siz imana davet ediliyordunuz da inkar ediyordunuz. Kafirler diyecekler ki, ey Rabbimiz, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahlarımızı anladık, fakat çıkmaya bir yol var mı? Onlara şöyle cevap verilir. Bu azap size şu sebeptendir. Siz tek Allah'a davet edildiğiniz zaman inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inandınız. Artık hüküm uyuce ve büyük Allah'ındır. Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar. O halde siz dini Allah için halis kılarak hep O'na yalvarın. İsterse kafirler hoşlanmasınlar. O dereceleri yükselten arşın sahibi Allah, o buluşma gününün kıyametin dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh, melek indiriyor. O gün onlar kabirlerinden meydana fırlarlar. Kendilerinin hiçbir şeyi Allah'a karşı gizli kalmaz. Bugün mülk kimindir diye sorulur. Cevaben tek ve kahhar olan Allah'ındır denir. Bugün her nefis kazandığı ile cezalandırılacaktır. Bugün zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Yaklaşmakta olan o felaket, kıyamet gününü de onlara haber ver. O dem ki yürekler gırtlaklara dayanmıştır. Yutkunup dururlar. Zalimler için ne ısınacak bir dost vardır, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi. Allah gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Allah hakkı yerine getirir.
Onların ondan başka yalvardıklarıysa hiçbir şeyi yerine getiremezler. Çünkü hakkıyla işiten ve gören ancak Allah'tır. Yeryüzünde bir gezmediler mi? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin sonları nasıl olmuş? Onlar yeryüzünde gerek kuvvetçe ve gerek eserce kendilerinden daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları sebebiyle tutup alıverdi. Kendilerini Allah'ın azabından koruyacak biri bulunamadı. O şundandı. Onlara peygamberleri apaçık delillerle geliyorlardı. Ama onlar inkar ettiler. Allah da tuttu kendilerini, alıverdi. Çünkü onun kuvveti çok, azabı şiddetlidir. Andolsun Musa'yı ayetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik. Firavun'a, Haman'a, Karun'a da onlar bu bir sihirbaz, bir yalancıdır dediler. Bunun üzerine Musa, kendilerine tarafımızdan hakkı getirince de onunla beraber iman etmiş olanların oğullarını öldürün, kadınlarını diri tutun dediler. Fakat o kafirlerin tuzağı da hep boşa çıkmaktadır. Bir de Firavun, bırakın beni öldüreyim Musa'yı da o Rabbine dua etsin. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum dedi. Musa da ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Firavun ailesinden imanını saklayan bir adam da şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah dediği için öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden delillerle gelmiştir. Hem o bir yalancıysa çok sürmez, yalanı boynuna geçer. Fakat doğruysa size yaptığı tehditlerin bir kısmı olsun başınıza gelir. Şüphe yok ki Allah aşırı giden bir yalancıyı doğru yola çıkarmaz. Ey kavmim, bugün mülk sizindir. Dünyada yüze çıkmış bulunuyorsunuz. Eğer gelecek olursa Allah'ın hışmından bizi kim kurtarır? Firavun, ben size görüşümden başkasını göstermiyorum. Ve herhalde ben size doğru yolu gösteriyorum dedi. O iman etmiş olan kimse de, ey kavmim, doğrusu ben sizin hakkınızda Ahzab günleri gibi bir günden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad'ın, Semud'un ve daha sonrakilerin maceraları gibi Allah kulları için bir zulüm istemez. Ey kavmim, ben size gelecek olan o çağrışma gününden, kıyamet gününden korkuyorum. O gün arkanıza dönüp kaçacaksınız. Fakat sizi Allah'tan koruyacak olan yoktur. Her kimi Allah şaşırtırsa artık ona bir yol gösterici bulunmaz. Bundan önce size delillerle Yusuf gelmişti. O zaman da onun size getirdiği hakikatte şüphe edip durmuştunuz. Nihayet vefat ettiğinde de bundan sonra Allah asla peygamber göndermez dediniz. İşte aşırı şüpheci olanları Allah böyle şaşırtır. Onlar kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Bu durum Allah katında ve iman edenlerin yanında büyük bir buğzu gerektirir. İşte Allah her böbürlenen zorbanın kalbini öyle bir tabiatla mühürler. Firavun dedi ki, ey Haman, bana bir kule yap. Belki ben o yollara ulaşabilirim. Göklerin yollarına ulaşabilirim de Musa'nın ilahının ne olduğunu anlarım. Ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun'a kötü ameli süslü gösterildi de yoldan çıkarıldı.
Çünkü Firavun düzeni hep boşa çıkar. O iman etmiş olan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki size doğru yolu göstereyim. Ey kavmim, bu dünya hayatı ancak geçici bir menfaatten ibarettir. Ahiretse durulacak karar yurdudur. Her kim bir kötülük yaparsa ona ancak yaptığının bir misli cezası verilir. Erkek veya kadın her kim de mümin olarak iyi amel işlerse işte onlar cennete girerler. Orada kendilerine hesapsız rızık verilir. Hem ey kavmim, niçin ben sizi kurtuluşa davet ederken siz beni ateşe davet ediyorsunuz? Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve bence hiç ilimde yeri olmayan şeyleri ona ortak koşmaya davet ediyorsunuz. Bense sizi o çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Hiç inkar edilemez ki, gerçekten sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de bir davet hakkı yoktur. Hepimizin dönüşü Allah'adır. Şüphesiz haddi aşanların hepsi cehennemliktir. Siz benim söylediklerimi sonra anlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür, gözetir. Allah o mümini onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un adamlarını ise o kötü azap kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyametin kopacağı günde Firavun'un hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın denilecektir. Hele ateş içinde birbirlerini protesto ederlerken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara hani bizler size tabiydik, şimdi siz bizden bir ateş nöbetini savabiliyor musunuz derler. Büyüklük taslayanlar da şöyle derler. Evet, hepimiz onun içindeyiz. Allah kulları arasında hükmünü vermiştir. Ateştekiler cehennem bekçilerine derler ki, Rabbinize dua edin de bir gün olsun bizden azabı biraz hafifletsin. Bekçiler de size peygamberleriniz mucizelerle gelmiyorlar mıydı diye sorarlar. Onlar evet derler. Bekçiler öyleyse kendiniz dua edin derler. Kafirlerin duasıysa hep çıkmazdadır. Biz peygamberimize ve inananlara hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik edecekleri günde kıyamette elbette yardım ederiz. O gün zalimlere özür dilemeleri fayda vermez. Onlara lanet vardır. Onlara yurdun kötüsü, cehennem vardır. Andolsun ki biz Musa'ya o hidayeti verdik ve İsrailoğullarına o kitabı miras kıldık. Bunu aklı başında olanlara bir yol gösterici ve bir hatırlatma olsun diye böyle yaptık. O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi yakındır. Hem günahından dolayı istiğfar et ve akşam sabah Rabbini hamdiyle tesbih et. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde ancak yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen hemen Allah'a sığın. Çünkü her şeyi işiten ve gören O'dur. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören bir olmaz. İman edip salih amel işleyen kimselerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Herhalde o saat, kıyamet muhakkak gelecektir. Onda şüphe yok. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Halbuki Rabbiniz, bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler,
yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir buyurdu. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, göz açıcı bir aydınlık olarak da gündüzü sizin için yaratan Allah'tır. Gerçekten Allah, insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte Rabbiniz, her şeyin yaratıcısı olan o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O halde haktan nasıl çevrilirsiniz? İşte Allah'ın ayetlerini inkar edenler böyle çevriliyorlar. Allah odur ki sizin için yeri bir karargah, göğü de bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş, sonra şekillerinizi güzelleştirmiştir. Hoş nimetlerden size rızık vermiştir. İşte Rabbiniz o Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Daimi bir hayat sahibi ancak O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Onun için dini halis kılarak O'na, hep O'na yalvarın. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman, ben O sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men edildim. Ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Sizi önce bir topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bir alakadan yaratan, sonra sizi bir bebek olarak çıkaran, sonra güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlar olmanız için yaşatıp büyüten O'dur. İçinizden kimi de daha önce vefat ettiriliyor. Bunları Allah belirli bir süreye ulaşasınız ve aklınızı kullanasınız diye böyle yapıyor. O hem yaşatır hem öldürür. O bir şey yapmak isteyince ona sadece ol der. O şey de hemen oluverir. Bakmaz mısın şimdi Allah'ın ayetleri hakkında mücadeleye kalkanlara nasıl döndürülüyorlar? Kitabe ve Rasullerimizi gönderdiğimiz şeylere yalan diyenler artık ileride bilecekler. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürükleneceklerdir. Kaynar suda, sonra da ateşte kaynatılacaklardır. Sonra da onlara, nerede o ortak koştuklarınız denilecek. O Allah'tan başkaları nerede denilecek? Onlar da diyecekler ki, hepsi bizden uzaklaşıp gittiler. Daha doğrusu biz bundan önce hiçbir şeye ibadet etmiyormuşuz. İşte Allah bu kafirleri böyle şaşırtır. Bunun sebebi şudur. Çünkü siz yeryüzünde haksız yere seviniyor ve güveniyordunuz. İçlerinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Bak ne kötü o kibirlenenlerin yeri. Ey Muhammed, sen sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Onlara yaptığımız tehdidin bir kısmını sana göstersek de veya seni vefat ettirsek de onlar mutlaka döndürülüp bize getirileceklerdir. Andolsun ki biz senin önünden nice peygamberler göndermişizdir. Onlardan kimini sana anlatmışız, kimini de anlatmamışızdır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. Batıl bir dava peşinde koşanlar işte bu noktada hüsrana uğrarlar. Kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için o yumuşak başlı hayvanları yaratan Allah'tır. Sizin için onlarda daha nice menfaatler vardır. Onların üzerinde gönüllerinizdeki bir arzuya erersiniz. Hem onlar üzerinde hem de gemiler üzerinde taşınırsınız. Allah size ayetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayetlerinin hangisini inkar edersiniz? Daha yeryüzünde gezip de bir bakmazlar mı?
kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Onlar kendilerinden hem daha çok hem de kuvvetçe ve yeryüzündeki eserlerinin sağlamlığı bakımından daha çetindiler. Öyleyken o kazandıkları şeyler kendilerini kurtaramadı. Çünkü onlara peygamberleri delillerle geldikleri zaman kendilerinde bulunan ilme güvendiler de o alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. O zaman hışmımızı gördüklerinde Allah'ın birliğine inandık ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Ama hışmımızı gördükleri zamanki imanları kendilerine fayda verecek değildi. Allah'ın kulları hakkındaki geçe gelen kanunu budur. İşte kafirler bu noktada hüsrana düştüler. Sadakallahu lansin.